Sarı. Sarı. Ya kime diyorum, baksana bana. Abi sus be, bir dur be, iki dakika. Abicim Ecevit demedi mi bu adam buradan çıkmayacak diye? Ha dedeyi bırakalım, ölsün mü herif mahkemeye çıkmadan? Aç kapıyı. Geç. Hüseyin Bey'in durumuna göre müdahalelerimiz devam edecek. Reçeteyi yazdık. İlaçları almanızda fayda var. Aç gözünü Hüseyin. Aç ulan, bugün değil. Bir gün daha dayan, bir gün. Mahkemeye çıkıp anlatman lazım. O çocuğu öldürdüler lan. Çıkacak o ortaya, çıkması lazım. Çünkü o... Çünkü... Benim yüzümden öldü Umut. Hasta lan. Yazık. Sataşma çocuğa. Bak nasıl öksürüyor. Kıyamadık oğlum sana. Hırsız olduk senin için. Hırsız mı? Ha. İlaç çaldık Sait'in odasından. Öksürme. Yazık diye. Vallahi mı? Ha. Vallahi. Al bakalım. İç bunlar, hiçbir şeyin kalmaz. Turp gibi olacaksın. Turp. Korkma ya. Gel al. Heh. İç onları. Yalnız kimseye de bir şey deme. Sağ ol be. Aslında iyi çocuksun değil mi? Dur. İçme, ver onları bana. Kalp ilacı bunlar. Babamda da vardı. Damar mı ne açıyormuş? Fazlası öldürür adamı. İyi etmez mi beni? Öldürür bunlar seni. Eğleneceğiz diye katil olacaklar, haberleri yok. Baksana. Şirife deme, tamam mı? Gidiyoruz şimdi. Döverler sonra. Deme sen Şerife. İçtim derim ben, kandırırım onları. Kimse yardım etmemişti bize burada. Sağ ol. Ama sen niye yardım ettin? Sana da bir şey yaparlarsa şimdi? Siyasiyim ben. Zaten çıkarmazlar beni buradan. Sana bir şey olmasın bari. Seni hiç unutmayacağım, söz. O çocuğun cezasını çekecek o herifler. Söz verdim. Çıkacaksın mahkemeye, anlatacaksın korkmadan. Harbi harbi. Çıkmam ben mahkemeye diyordun. Ha? Hapislerde çürüyüp ölmem ben diyordun. Çıkacağım artık. Anlatacağım her şeyi. Güveneyim mi sana Hüseyin?
Bu mudur? Budur. Sait de İrfan'a hapishanenin yolları taştan. Aynen ulan. Yeter ki Hüseyin gelsin mahkemeye. Şerif, biz Hüseyin'i hastaneye götürdük. Ya şimdi mahkemeye bir gün kalmış, sana desek sen... Ağırlaştı, kaldırdık. Zaten bin tane şeyle uğraşıyorsun, bir de bu mu yani? Oğlum, cümle alem peşinde adamı nasıl götürdünüz hastaneye? Vallahi ben dedim, götürmeyelim dedim. Yalakasın. Yalakanın Allah'asın. Ya adam ölecekti, ne yapalım? Ölü adam bizim ne işimize yarayacak? Ölü ölü mahkemeye mi çıkaracağız herifi? Kim var başında? Damat var. Ben de gideceğim işler bitince. Sen bir merak etme. Bir merak etme. Bilal, sen dikkat et de. Sen de. Ben ne olacağım? Ben etmeyeyim mi dikkat? Hüseyin sen de. Ben de sabaha kadar davanın üstünden tekrar geçeceğim. Sabah 9'da mahkeme. Çıkınca haber veririm size. Neyi haber veririm size? Ve kafayı sıyırdın herhalde. Ben geleceğim oraya. Yok aga, ben oraya geleceğim. Mümkün değil. Garanti geleceğim. Yok ya. O ikisinin de suratını göreceğim. O mahkeme sonucu açıklandığında ikisinin de suratını göreceğim ben. Öldürsen geleceğim. Dikkat et, kimseye görünme ama. İyi. Oba, bu da bana demin ulan. Beni sevmiyor musunuz? Bu nedir? Ben anlamadım ki. Ben gideyim o zaman. Kıyamam sana. Bir uzat şu kafanı. Uzat, seveceğim. Gel. Vallahi. Korkma, gel. Bitecek değil mi bugün? Bitecek, merak etme. Sonunda ama bir küçük sürprizim var sana. Kenan Bey. Biliyorum, biliyorum. Yarım saat. Hemşire de yanımızda olacak. Ambulansla götürüp getireceğiz. Tamam. Yaptığım araştırma sonucunda daha fazla delillere ulaştım. İddianın temelini teşkil eden delili sunuyorum ilk önce. Bu kayıt... Sanığın kendisi tarafından kullanılan bir kamerayla kaydedilmiştir. Bu kayıtlardaki siz misiniz Sait Bey? Hayır. Asla yapmadım ben öyle bir şey. Ben değilim zaten. Ben görünüyor muyum o videoda? İftira. Yüksek mahkemenin huzurunda en başından soruyorum Sait Bey. Gelin itiraf edin suçunuzu. Yoksa izleyenlerin huzurunda daha fazla şey dökeceğim ortalığa. Ben yapmadım öyle bir şey. Bugüne dek hiçbir mahkuma kötü muamele etmedim ben. Siz bilirsiniz. Kayıttaki sesin Sait Bey'e ait olduğu ayan beyan ortada. Kayıt VHS'den CD aktarılmış. Tarihin de eskiliği sebebiyle birebir ses analizi yapılamıyor. Bu konudaki uzman beyanatı dosyada mevcut. Hapishanede yaptığım araştırma sonucunda çocukların vücutlarında yara ve darp izleri tespit edilmiş. Mahkumlar arası çıkan kavgalarda çocuklar sıkça yaralanıyor. Önlemek için uygulanan disiplin cezalarının raporları ve mevcut mahkumlardan bu yönde aldığım ifadeler... Hapishanede yaptığım inceleme mahkumların boy ve kilolarının yaş ortalamalarının altında olduğunu gösteriyor. Yetersiz beslenmeden kaynaklandığı konusunda... Uzman görüş belirtmek üzere
Doktor Kemal Tekdağlı'yı şahit olarak çağırıyorum. Yönetmelikte uygun görülen ilaç ve gıda oranlarının hepsi zamanında ve doğru oranlarla temin edilmiş. Mahkumlarda yeme bozukluğu dünyanın her yerinde görülen yaygın bir durum. Bu konuda görüşüne başvurmak üzere psikolog Aynur Bozdal'ı mahkemeye sunmuş. Susturulmuş, korkutulmuş, hiçbir ifade vermeye yanaşmıyor. Ben konuşacak bir mahkum buldum. Eski mahkumlardan bir şahit çağırmak istiyorum izninizle. İrfan Alkara. Onca sene yattım içeride. Sait abimizin bir gün bile bize kötü davrandığı olmamıştır. Ben duyunca şaşırdım yani. Hani dedim kendi kendime, hangi insan evladı attı bu iftirayı? Başka sorum yok hakim bey. Tanık iddia makamı. Çocukluktan sonra başka sabıkanız oldu mu İrfan Bey? Yok. Çok denediler ama temize çıktım. Her defasında. Ne iş yapıyorsunuz peki? Nakliye şirketim var. Uluslararası. Emanet nakliye. Merak etmeyin, emanet edin. Kaçakçısınız yani. İtiraz ediyorum. Kabul edildi. Umut Soydere. Tanıyor musun bunu? İntihar eden çocuk. Hap mı ne içmişti? Evet, aynı dönemde yatmıştık. İyi hatırlıyorum. Öldüğünde 16 yaşında ve 44 kiloymuş. Ve vücudunda da bir sürü darp izine rastlanmış. Buna ne diyeceksiniz? Yani devlet babamıza karşı gelmiş çocuk nihayetinde hakim bey. Hiç kimseyle konuşmazdı. Hep kendi kendini hırpalardı. Yazık. Sanığın işkencesinden ölmedi yani. İtiraz ediyorum. Savcı bey. Dedikleriniz doğruysa eğer, kendine zarar vermeye meyilliydi yani. Peki, Sait Bey bu konuda neden bir şey yapmadı? Yaptı. Kaç kere konuştu çocukla ama çocuk anarşik. Hiç söz dinlemiyor ki. Ben şahidim. Kaç kere gördüm kendi gözlerimle. Yani Sait abi çekti bir kenara konuştu. Hakim Bey, bu iddiayla ilgili bir şahidim daha var. İddia makamının başka sorusu yoksa eğer çağırmak isterim. Aynı dönemden gardiyan Hüseyin Kıran. Hüseyin Bey, Umut Soydere intihar ettiği tarihte cezaevinde gardiyandınız. Bu konuda bildiklerinizi mahkemeyle paylaşabilir misiniz? Rahatsız olduğunuzu biliyorum. Bildiklerinizi söyleyin yeter. Siz konuşursanız eğer adalet yerini bulacak. Tekrar soruyorum. Umut Soydere nasıl öldü? Umut. İntihar etti. Bir kutu ilaç içti, öldürdü kendini. Emin misiniz? Eminim. Hüseyin, ben bir ağrı kesici isteyeceğim hemşireden. Seni 2 dakika yalnız bırakacağım, tamam mı?
Ne oldu? Sen misin? Sürpriz. Ben de gördüm onun yardım etmeye çalıştığını. Sait abi ona hiçbir şey yapmadı. Ne oldu Hüseyin? Bulamaz mıyım senden seni? Hemşire. Beni aradın. Peşindekilerin kim olduğunu biliyorum dedin. Öt bakalım şimdi. Kimmiş onlar? Umut Soydere. Bu isimle bir alakası var mı? Ya. Her şeyi çözerim ben. Her şeyi. O çocuğun ailesi değil mi? Peşimde. Ama sana bir görev insan evladı. Yarın bir mahkeme var. Sait'i açmışlar. Umud'un intiharından bahsedecekmiş sayın savcı. Bizden başka bir tek sen biliyorsun o mevzuyu. Bir tek sen gördün nasıl mefta ettik o çocuğu. Ama öyle demeyeceksin tabi. Ne diyeceksin? İrfan'la Sait suçsuz diyeceksin. Ben gördüm. Çocuk intihar etti diyeceksin. Diyeceksin mi? Siz yaptınız. Hemşire. Demezsen ne olur sana onu söyleyeyim o zaman. Hatta söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Sana. Öldürecekler beni baba. Ne isterlerse yapacakmışsın. Yoksa annemi de beni de öldüreceklermiş. De bakalım. Son kararın nedir Hüseyin Efendi? Ne diyorsan onu söyleyeceğim. Bırak kızım. Mahkeme bitsin, bırakırım. Ha bir de mahkemede şunları da söyleyiver. Sait abi benim bu hayatta tanıdığım en disiplinli memurdur. Ona iftira atıyorlar. Ben şahidim onun nasıl merhametli bir idareci olduğuna. Bu kadar. Soru yoksa çıkabilirsiniz. İddia makamının başka tanığı var mı? Yok hakim bey. Gereği düşünüldü. Türk Ceza Kanunu'nun İlgili maddeleri gelince, sanık Sait Kanaman iddia edilen suçu işlediğine dair kesin ve şüphe götürmez bir kanaat oluşmamasından ve buna bağlı olarak yeterli delil olmaması nedeniyle beraatine karar verilmiştir.
toparlanın hadi. Bitmedi işimiz daha. Nasıl bitmedi? Bitti işte. Hem de tek celsede. Devletin şeyi diye değil mi? Olur öyle bir arada. Neyse ne. Kapandı o dava, bitti. Ama bizim işimiz bitmedi. Hüseyin niye öyle yaptı? Gerizekalı, hapse girmekten korktu çünkü pis Allah'ın belası satıcı gerizekalı. Şşş, tamam. Yok zaten ortada. Kim bilir hangi deliğe girdi. Önümüze bakacağız biz. Elimde sağlam bir şey var şimdi. Sait de, İrfan da güveniyor bana. İçlerindeyim artık. Daha kolay bir şey bulacağız şimdi. İçeriden çözeceğim bu işi. Sarı. Bu iş bitmedi daha. Devam ediyoruz. Hiç derlenmeye kalkma şimdi. Aman abi, gözünü seveyim ha. Yok ya, ne derleneceğim? Bir kere denedik olmadı diye vaz mı geçeceğiz? Hep devam, hep devam. Yaşa. Ahu. İbo. Yeni bir plan yapacağım şimdi. Sarı, yöntem değiştireceğiz diye de derlenmek yok. Ya ben geçtim oraları da, artık sen ne dersen o. Aynen. Düşmek yok. Hadi bir yemek ısmarlayayım size. Ya ben çıkmayayım o topa şimdi. Ya bir enerji var bende. Ben bir onu atayım üstümden. Bir araba yıkayayım, bir şey yapayım ha. Siz gidin ama yiyin için. Moral yani. Gerekli. İyi o zaman. Hadi bize gidelim. Hadi gidelim. Emre anne de sevinir. Bugün bir şey öğrendim ben. Kime güveneceğini iyi düşün. Biri dedim, o çocuğun cezasını çekecek. Yardım edin! Zorladılar desem, anlatsam, yine bırakmayacaksın değil mi? Açtan aç! Ne
Umud'a söyle, unutmadım onu. Birine inanmak kumar oynamaya benzer. Bazen kazanırsın o kumarı. Bazen de kaybedersin. Çocuk birine söz verdi mi, bir ömür pahasına tutar o sözü. Tamamdır Umut. Ben sözümü tuttum. Kardeşlerime yalan bile dedim senin için. Bundan sonrası sende. Sen bakarsın artık orada icabına.